Fanzine özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol. Kampanyaya katıl butonuna tıkla. ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin. Ben takımları analiz ederken birkaç tane özellikleri kalır hep kafamda. Çabuk ve dikine gitmeye çalışan. Hı. Direkt da, hücum. Evet, direkt hücum yapan. İşte e, Karagümrük ya da Alanya gibi geriden pas yapmaya çalışan. Biraz oyunu mücadeleye döküp, fiziksel anlamda üstünlük sağlayan Sivas falan. Trabzonspor hepsini yendi. Yani fiziksel üstünlüğü olan Konya Spor'a karşı, fiziksel üstünlükle karşılık verdi. Yani Mesela, şunu söyledi aslında rakiplerine, sizin bildiğiniz şekilde oynayalım, hepiniz oynayalım, yani hepinizi yenerim. dedi. Siz hepiniz, ben tek gibi oldu biraz <laughs> değil mi? Öyle Tabii ki öyle değil ama şöyle, rakip takım özelliklerini kolay çözen bir teknik direktörü, her takıma göre oyun bulabilecek kadar da özel bir kadrosu var. Naspor'a hoş geldiniz. Fanzin Trabzonspor başladı. Her hafta olduğu gibi Erman Özgür'le beraber e, Trabzonspor'un yine başarılı geçtiği bir haftayı değerlendireceğiz. E, karşılaşmayı konuşacağız. E, yani önü, önümüzdeki haftalara da bakacağız diyeceğim ama çok klişe olacak artık. Yani çok <laughs> Kronometre gerekli. var gibi. Çok mu gerekli? E, bence çok gerekli değil. Tadını Biraz çıkartmaya başladı herkes. E, ama şu lazım. bir gerçek. Bazen oyunculara hiçbir şey söylemene gerek kalmadığı anlar gelir. O anlardan biriydi. O anlardan bir tanesi şu anda Trabzonspor'da. Kesinlikle. Yani çünkü tahmin ediyorum her oyuncu oynamak için, antrenmana gelmek için, tesislere gelmek için can attığı bir sezon yaşıyor. Tadını çıkarıyorlar şu anda. Bundan sonra Abdullah Hoca maçlara çıkarken hiçbir şey söylemese de evet. Trabzonspor galip gelebilir maçlarda. <laughs> o noktaya geldi iş. Kaldı ki Alanya Spor maçında gerçekten e, özellikle ilk 45 dakikada e, yani sezon özeti gibi bir oyun oynadı Trabzonspor. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra e, tüm detaylarıyla e, Trabzonspor'u konuşmaya başlayacağız. Tuttura üye olan kazanır. Fanzin izleyip tuttura üye olan daha fazla kazanır. Şimdi Fanzin'e özel ilk kuponda 150 lira bonus kazan. Yorumdaki linkten üye ol, kuponunu yap, tutturla kazanmaya başla. Hatırlatmamızın ardından Trabzonspor'u konuşmaya, detaylıca konuşmaya e, başlıyoruz. Abi, e, Karagümrük Trabzonspor maçıydı. Evet. Olimpiyatlarında. E, Geriden yani Yine birinci dakikada Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'dü sanıyorum ki pozisyona girdiğini hatırlıyorum. Farioli üzerinden oldu. Fariyoli e, evet. hocaydı Karagümrük'te. Yine Alanya deplasmanında birinci dakikada bu sefer girilen pozisyon gol oldu. Ve Şimdi, maçın arkası da o şekilde geldi. Ben şöyle başlayayım. Farioli'yi zaten çok eleştirdik. Bu programda da dokunmak lazım biraz. Çünkü oynadığın takımın analizi kolay olursa, Abdullah Avcı da bu işi daha iyi yapan bir teknik direktör. Analizi kolay bir takım. B planı olmayan bir takım. Faryoli'nin kara gümrüğü de öyleydi. Alanya Spor'da şimdi öyle. Oynamaya çalıştığın oyun büyük bir kalite gerektirir. Bir stoper kalitesi. Orta sahanın göbeğinde bir kalite gerektirir. Kalecinin ayağını Ayrıca <laughs> önde baskı yediğin zaman B planına geçmek çok önemlidir. İyi teknik direktör olacak bana göre Faryoli. Çok Hı. daha iyi bir teknik direktör olacak. Çok genç bir adam. Ve mutlaka oyuncu gözlemlerini iyi yapmalı. Mesela, ne oyuncu neyi yapabilir? Evet. Mesela Fatih ve Milinoviç oynuyor. Hı. Eğer çok marafona da ayağı iyi diye oynuyor ama ayağı iyi değil. falan değil. Ya, Bence on, hataları yapan ya. marafona değil. Marafonaya uzun vurma, ısrarla pas yaptı yani farioli. E Abdullah Hoca bunu Karagümrük maçında Trabzonspor takımına bugünkü kadar güçlü değilken yaptırmışken elbette iç sahada da yaptırır. Bir kere e, çok tempolu iki tane özel oyuncusu var. Hem Siopis hem Dorukan topu Trabzonspor forvetleri nerede kapsa oraya baskıyı yaptılar. Herhalde Türkiye'nin topu geri kazanma süresi istatistiği konusunda en kısa evet. maçını oynadı Trabzonspor. Evet. 3-4 saniye içerisinde tekrar kazandı. E Bakasetas'ın ya da Dorukan'ın yaptığı preslerde goller geldi. Vakayeme formda, Cornelius formda. <laughs> yani bakıyorsun Visca çok formda. Bu kadar form bulunca da abi top da o kaleye giriyor yani. E, hakikaten bir şekilde sen hedefi bulabiliyorsun. Abi işte o bir şekilde kısmına müsaade etmiyor Abdullah Hoca. Cornelius'un maç sonu açıklamalarında rakibimizin kibrini değerlendirdik dediği bir an var. Çok değer, çok kalkıca. Bir hafta, bir hafta boyunca önde pres çalışmışlar. Bir hafta boyunca. Zaten Siopis arı gibi. Ona off, göre bir tercih yapmışlar. Oflu arı yani. gibi zaten. <laughs> yani her yere basıyor. Dorukan enerjisi yüksek. E Bakasetas topsuz oyunda var. Ben şuna çok dikkat ediyorum. Trabzonspor fanzin yapıyoruz. Ben takımları analiz ederken Birkaç tane özellikleri kalır hep kafamda. Çabuk ve dikine gitmeye çalışan, <laughs> direkt, da, hücum. Evet, direkt hücum yapan, işte, e, kara gümrük ya da Alanya gibi geriden pas yapmaya çalışan, biraz oyunu mücadeleye döküp fiziksel anlamda üstünlük sağlayan Sivas falan. Trabzonspor hepsini yendi. Yani fiziksel üstünlüğü olan Konya Spor'a karşı fiziksel üstünlükle karşılık verdi. Yani şunu söyledi aslında rakiplerine. Sizin bildiğiniz şekilde oynayalım, Hepinizle oynayalım, yani hepinizi yenerim dedi. Siz hepiniz ben tek gibi oldu biraz değil mi? Öyle Tabii ki öyle değil ama şöyle. Rakip takım özelliklerini kolay çözen bir teknik direktörü. Her takıma göre oyun bulabilecek kadar da özel bir kadrosu var. Yani ben Karagümrük ve Alanya'ya önde basarım. Konyaspor çok fiziksel anlamda diri olmasına rağmen e, oyunu doğru yerden kurarım. kurarım. Geriden oyuna başlamam gerektiği zaman başlarım. Yani Tam biraz çünkü Spor, elimde, bu sezon... Futbolun her oyununu oynadı. Bir takım yani Hatay'ı diyece. yendiği maçın ilk yarısını atılıyorum e, Trabzon'daki maçta. Çok iyi bir maç oynadı. Mükemmel maç yani. oynadı evet. ama yani Alliance Spor maçının ilk yarısıyla karşılar ikisi de çok iyi ama bambaşka iki oyunla. Şimdi bambaşka iki oyun rakibe göre bir oyun bulup evet. onu çok başarılı başarılı uygulayabiliyor. Başarıyla İnanılmaz uygulayabiliyorlar. Yani. İnanılmaz. Ha, öyle çok kolay bir değil. Bir hafta çalıştırıyor oyuncuyu. Oyuncu tahmin ediyorum pazartesi salı günü ilk antrenmanı Lan acaba bugün hoca bizi nasıl oynatacak diyordur. Rakibe bakıp tahmin ediyordur ha. Evet, bekliyor. Biz çok sezon oynadım ben. 15 sene Süper Lig'im var. 12-13 senesi spontane geçti. Bakalım yani, oynayalım evet, bir şey Evet, çok mi? güçlü rakiplerle oynarken savunma pozisyonu almayı gösterir. Hücum konusunda zaten boşluğu bulun atın der. <laughs> zaten yeteneklisiniz hocam, siz falan e, kaliteli derler. Kaliteli hocanın e, ayırt ettiği, edildiği nokta zaten top sana geçtiği zaman detaylar değil midir abi? Evet. Yani top hücum organizasyonunda <laughs> ne yapıyorsan senin kaliten oradan bellidir. Müthiş hücum organizasyonları yapıyor. Bu arada Hani Sturload gitti, yeri dolmaz. Abi Cornelius doğru, geldi. Doldu. Tamam, hala bir Sturload olmadığını düşünüyorum. Farklı ama var. ne olursa olsun inanılmaz katkı verdi. Bugün belki bundan bir zaman önce kendisiyle aynı değerde olmayan, daha yukarılarda gözüken Batshuayi'lere göre falan oo, oo. hani biraz daha sönük gibi gözüken bir transferken hepsinin üzerinde bir performans gösteriyor. Güzeliz. Neden sence? Çünkü doğru kurguda oynuyor. Doğru, doğru kurguda oynuyor. Doğru teknik direktör doğru zamanda kullanıyor. Herkes faydalı. Bu bir tesadüf değil. Bugün Trabzonspor'da kimi oynatırsan oynat. Abdullah Hoca tercihleri hiçbir zaman sorgulanmıyor. Gerek de yok zaten. De yok. Karşılığını alıyorsun çünkü nihayetinde. E, pozitif ayrıntılarla devam ediyoruz fanzinde. Her hafta bir yenisini ekliyoruz. Hocanın şu açıklaması çok iyi değil miydi abi? Şimdi zaten bunu çalıştık. Birinci bölge baskı. Evet. E, rakibe bunu çalıştık dedi. Ama bazı noktalarda zaten kaliteli ayakları olduğu için çıkacaklarını da biliyorduk. Yani ikinci bölge geçecek, elbet geçeceklerdi. Her top, bastığımız topla kazanamazdık muhakkak ki o baskıyı kıracaklardı. İkinci bölgeye de ona ayrı bir plan uyguladık dedi. Evet. Yani sadece o kısmı <laughs> kurgulamakta kalmamış. E, devamında da bir e, kurgudan bahsediyor. Biraz hocam. evvel Farioli ile ilgili konuşurken bir oyun stratejini benimsemek, oyuncuya benimsetmek çok özeldir. Ama işler kötü gittiği zaman B planına geçmek de bir o kadar önemlidir teknik direktör evet. için. O B planı hep var. Hep Abdullah var. Avcı'da. Hep Mesela var. maçın ikinci yarısında maç 4-0. Üzerine gidemez mi? Rahat rahat. Çok rahat gider. Ne yaptı? Biraz gevşetti o baskının dozunu. Evet. Biraz daha geriden. Aktif dinlendi. Ahmetcan diye bir çocuk oynuyor. Kaç tane maç oynadı Trabzonspor'da? Daha kaç oldu işte. 10 değil yani kaç toplamda. Oldu? Ben hep bir şey söylerim. Derim ki genç oyuncu oturmuş takımda özel yıldızlarla gelişir. Futbolculuğunu keşfeder. Özelliklerini keşfeder. Neleri iyi Yueni yapabiliyorum. Gelir. Evet. Ahmetcan penaltı yapmış olmasına rağmen bana göre iyi oynadı. Evet. Hani evet. yapmış Raki, olmasına veren... ya, o Edgar'dan sonra Ahmet Can'a geçiş kolay değil. Onu takım halinde bertaraf etmen lazım. Ve Hugo da Ahmet Can da yanında Densil oynadığında da Arka Trabzonspor Uğurcan'da. bir savunma zafiyeti göstermiyor. Ama tabii gösterse de Uğurcan Çakır buna <laughs> izin vermiyor. Ya yani herhangi bir şekilde başka bir rakibin e, çok fazla işe ortak olmasına müsaade etmiyor. Şöyle maçlar oynadı Trabzonspor. Oynamadı değil. E, Uğurcan olmasın kalede. Diyelim ki ya o kalitede gerçi <laughs> Arda da oynadığında, Erce de oynadığında yine benzer işler yaptılar ama e, Uğurcan'ı çıkaralım. O performanslı olmayan bir kaleci koyalım. Bazı maçlarda problem yaşayacağı noktaya geldi. Yani orada da kaleci performansı. Beşiktaş maçı çok güzel örneği. Berkay. Yani Beşiktaş maçında maç 1-1 bir iken oyunu tuttun o Uğurcan'ın maçında Berkay'ın attığı şu. Evet. Yani oyunu kopabileceği anlarda veya skor olarak dezavantaja düşeceğin anlarda hep Uğurcan tuttu. Bazıları diyor ki Trabzonspor kadrosu zaten çok iyi tamam da problem yaşayabileceği zaman o, Onlar kalecini tuttu. Ya Uğurcan'a da Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra gitmek yakışırdı biliyor musun? O evet, böyle bir karakter. Yani böyle, böyle bir kaleci yetiştirmişsin. Ya bir sürü kaleci geldi geçti. Bir sürü. Şenol Güneş bir Trabzonspor efsanesidir. Adı statlara verildi. Bence onun bıraktığı yere aday olabilecek isim Uğurcan değil mi? Uğurcan. Karakter olarak belki hani e, tabii bilmiyorum Avrupa görmesi çok önemli. Belki başka bir seviyeye çıkacak. Kesinlikle. Tabii ki şu zor bir hikaye. Trabzonspor'da ilk yazılan oyuncu her zaman. Bir rekabet yok. Türkiye'de yok zaten Uğurcan'la ama Avrupa'ya gittiği zaman rekabete de girecek. Tabii hani muhakkak. Oynama çok yani istikrarının, yani. oynama istikrarının Uğurcan'ı buraya getirdiğini unutmamak lazım. Evet. Yani sürekli oynuyor. Evet. Sürekli. Yani 10 hafta beklediği, 11. hafta oynadı gibi bir durumda karşılaşmıyor. Hayır. Hem bunu hak ediyor hem de kafasında acaba oynar mıyım olmadığı için o özgüvenle bugünkü Uğurcan çıktı ortaya. Tabii ki bir Avrupa macerası bence %100 olacak. Olduğu zaman rekabet olacak. Rekabetin de üstesinden gelmesi gerekiyor. O da başka bir psikoloji sonuçta. Evet ama şampiyonluk yaşayarak gitmesi bana göre çok, Hatta çok doğru keşke Şampiyonlar Ligi inşallah Trabzonspor katılır, elemeyi geçer. Şimdi orada da oynayıp devam etsin. Trabzonlu arkadaşlar bilmiyorum ne düşünür. Bu konuda isterlerse yorum da yazabilirler. Kimisi diyordur ki satalım, para kazanalım. Hak etti. Kabul. Kimisi de senin düşündüğünü düşünüyordur. Diyordur ki ya şampiyonlar Ligi'ne katılacaksak ve orada başarılı olacaksak o da bir maddi getir. Büyük bir maddi getiri. E iyi olmadan zor. İhtiyacın da var. Bu İhtiyacın da var. Uğurcan'ı bırakmadan belki bir şampiyonluk yılı daha, belki Şampiyonlar Ligi'nde başarı daha mı doğru olur? İkisine de saygım var. Fakat kulüp ekonomileri gelen teklifleri reddedebilecek Pozisyonlu kadar güçlü değiliz. değil. Burada biraz sıkıntı var. Mesela Uğurcan'a çok ciddi bir teklif geldiği zaman Trabzonspor, ben sportif başarıyı düşünüyorum, Uğurcan'ı bırakmıyorum. Keşke öyle olsa. Keşke diyebilse. Tabi burada Uğurcan'ın da kendisine ne rol biçtiği önemli. Gitmek mi istiyor, kalmak mı istiyor? Trabzonspor artık Uğurcan bir yere gitmek istiyorsa... Tabii ki kendi menfaatlerini çok düşünecektir. E, evet düşünecektir. Ona göre Uğurcan'a da yardımcı olur. Bunu çünkü yaşattıktan o, çünkü sonra olursa. Olur. Birini daha tutması zor Trabzonspor'un. Bence Uğurcan kadar tutması zor olan biri daha var. Kim? Abdullah Avcı. Bizim Doğru. ülkemizden yurt dışına gidecek teknik direktör eksikliğimiz var bu konuda. Hem de çok büyük. Çok büyük eksikliğimiz var. Hangi fanzini de hatırlamıyorum. Birkaç e iki tane adayım var. Bir Emre Berezoğlu ve Abdullah Avcı. Bugünkü çalışma tarzlarıyla büyük takım çalıştırabilecek ve Avrupa'ya transfer olabilecek teknik direktör deyince benim aklıma bu iki evet. teknik direktör geliyor. Abdullah Avcı'nın da bu ülkede, bence o da Trabzonspor'da bir sezon daha bir şampiyonlar gibi macerası yaşadıktan sonra gitmeli. Ama Avrupa'ya hazırlanması gereken iki tane futbol adamı varsa bu iki adam. Kesinlikle. Yani tabii orada e, teknik direktörlük konusunda... Sayılı bizim gönderdiğimiz ihraç ettiğimiz teknik adamlar 10 tane değil yani beş tane bile değil neredeyse. Ee, o noktada da işte biraz daha hani, birkaç dil bilebilmek, öğrenmek, bir e, birkaç daha farklı oyunculara teneffüs edebilmek biraz da önemli ben oluyor. Ben şöyle okuyorum ben biraz. Sadece dillerinden okumuyorum. Bizim teknik direktörlerimiz bir kulüple anlaşırken ne kadar tazminat? Evet. Yönetici senin ne zaman göndereceğini hesap ediyor. Biz teknik direktörlere gelişim gösterilmesi için sağlıklı bir ortam hazırlıyor muyuz, hazırlamıyor Kesinlikle muyuz? Bence abi. işin kısmı, e, tartışılacak kısmı bu. Sağlamıyoruz. Yani Sergin Hoca şampiyonluk yaşadı, Türkiye Kupası aldı. Aklında bile yok bence. Ha, ya. Yani 6 ay geçmeden taze kupaları varken gönderdin mesela. E, senin transferin tutmamış olabilir, oyuncu bu sene aynı dirayeti göstermemiş olabilir. Ve o da dedi ki ben başarısızsam giderim dedi. Bunun normal olduğunu düşünüyor teknik direktörler. Çünkü yıllardır de. hep böyle oldu. Evet ülkede. böyle olduk Biz futbolculuğumuzdan beri iki ay kötü gittiğimiz zaman hemen ne zaman gönderilecek diye konuşuruz, konuşuruz teknik direktörü. Trabzonspor bu sezon bunların hepsini açtı. Ahmet kafasından ben bu işi daha iyi biliyorum geçmiş midir hiç? Hayır tabii ki. Bak yani. asla geçmemiştir biliyor musun? Asla geçmemiştir. Yani Türkiye'de zaten bunu Abdullah Hoca sana düşündürtmez de birçok kulüp yöneticisinin Teknik direktörüne bakarak ya bu ne ya. Ben dediğin ben... anda bitti zaten o dediğin iş. Dediğin anda gitti. O o güveni zaten duymuyorsan mümkün değil. Ben Trabzonspor'da bu dengenin sağlandığına inanıyorum. O denge Trabzonspor'a doğru transferleri. O denge oyuncu hoca arasındaki ilişkileri getirdi ben biraz. Eminim ki çok da kaliteli futbol sohbeti yapıyorlardır. O başka bir şey çünkü. Yani Abi, Türkiye'de <laughs> teknik direktörlük yapacaksan başkanınla futbol konuşmak zorundasın. Hiç kaçarın yok ya. <laughs> ne olursa ne olur. Yani o ya. bak seninle ilgili... Fikir beyan etmek isteyenle de konuşmak zorundasın. Müdahale etmek isteyenle de konuşmak zorundasın. Hayır ben bu işi komple sana bıraktım. Ama konuşmak diyenle... istiyorum da yani. Evet, buna da hakları var biraz. Bence de var. Var. Çünkü fikir alışverişinde nereye transfer lazım? Bizim bütçemiz evet. ne kadar? Tabii ki teknik evet. direktör başkan diyaloğu olacak. Tabii. Problem ne biliyor musun? İşine karışma Yönetici, gelmiyor. oyuncu diyaloğu. O olmaz. Tabii. O olmamalı. Yani ben çok muhatabı olduğum için arıyor yönetici. Bu hocanın problemi ne diyor? mesela. O zaman o hiyerarşide onu kaydırdığın zaman Ben Trabzonspor'da oynarken de vardı. Şimdi çok eski defterleri açmayayım. Yani arayıp gazeteci, yönetici, oyuncuyla hocanın kuyusunu kazıyordu ya gözümüzün önünde. O işte o zaman olmuyor ki Olmaz hiçbir türlü. tabii olmuyor. Peki sen nasıl saygı duyacaksın o zaman hocana? Çünkü bugün bunu Peki bugün bunu hocaya yapan yarın sana yapmayacak yapacak mı? Yapacak tabii ki ee, yapacak. Yani işte Gelin hocaya da yapacak Bunları sonra. Abdullah Hoca biz neler başardı Trabzonspor'da derken taraftara sabır Yöneticiye sabır, doğru oyunu gösterdi. Bence yerel medyada çok, çok iyi, iyi idare vardı. etti. Ulusal medyada çok iyi idare etti. Hiçbir açıklamasında hiçbir oyuncusunu işler kötü gittiği anda da atmadı. Atmadı. Ben bir 4 birlik skordan sonra bir basın toplantısına şahit oldum. Herkes beğenmediği oyuncuyu sordu hocaya. Maç 4-1 bitmiş. Trabzonspor kazanmış. Hoca bir tane oyuncusunu Asla ve asla kimseye eleştirtmedi. Sonra Abi, onlar Bir şey de Aram Bozul daha benim. Yerel medyadan bana tepki geldi. Dedi ki sen ne konuşuyorsun? Ben ne dediğimi iyi biliyorum. Siz de ne yaptığınızı iyi biliyorsunuz. Hoca herkes idare etti. herkes idare etti. O yüzden Abdullah Hoca'yı tutabilmek... Hani şu oyuncuyu tutsun, bu oyuncuyu tutsun, <laughs> o oyuncuyu tutsun. Abdülkadir Ömür bekler mi bir sezonda? Hepsi hikaye. Önce Abdullah Avcı'yı tutacaksın. Çünkü hikaye orada başlıyor. Orada başlıyor. Yani devamı da öyle geliyor. Onu kaçırdığın zaman bu sefer arkadakileri de... <laughs> yani bir <laughs> daha böyle bir teknik direktör yakalamak sadece Trabzonspor'a değil. Kimseye nasip olmayabilir. Ee, bir gün konuşmak nasip olursa soracağım Abdullah Hoca en önemli şeylerden bir tanesi şu. Oyuncu evrimine inanırım ben. Tabii <laughs> yüzde Ferdi güzel örneğidir. <laughs> Sağ ön oyun oyuncusu sol bek oldu. Caner Erkin'dir en... Caner Erkin güzel örneğidir. Necip zaten habire evriliyor. <laughs> Dorukhan evriliyor falan teknik direktörler de mi? Yani o kafasındaki düşünceyi değiştirebilir. Mi? Başakşehir ve Beşiktaş'ta yaptığı hataların yapmadı yani. Trabzonspor için bence net olarak evet. Hocayı hazırladığına inanıyorum ben. Orada ne hata yaptıysa burada yapmadı. Keşke sorabilsem. Hocam, burada ah keşke Trabzon'daki gibi burada da böyle yapsaydım diyeceğin şeyler var mı demek isterim. Muhakkak ki anlatacakları söyleyecek bir şey vardır. Mutlaka bir hocam. şeyler vardır. Çünkü burada ne hata yapıldıysa Başakşehir ve Beşiktaş. Beşiktaş biraz farklı bir hikaye ama Başakşehir'de gelmişti finale çünkü. Çok geldi finale orada. Daha da gelebilirdi. Evet. Burada ne hata yaptın da burada aynısını tekrarlamadın diyebilmek isterdim hocaya. Çok da, yani çok da keyifli futbol sohbeti olur abi. Evet, bir gün yakalarız göre. ya hocayı. <laughs> bir sofrada yakalarız. Ya, bir ya, bir Fazla Trabzonspor'da beraber <laughs> bittikten <Ya>. sonra belki <laughs> çok da keyifli olur. Belki Trabzonspor'dan ya. ayrıldığı zaman böyle bir şey evet. sormak daha doğru olur. Şimdi, Şimdi bir devam ediyor çalışırken olmayabilir. Ama hocaya futbolla ilgili sormak istediğim çok şey var. Ben işin futbolcu kısmını bilirim. Oradan geldim. Ama teknik direktörlük kısmına geçmeyi hiç düşünmedim. Teknik direktörlerin evrilmesi konusunda hocayla konuşmak isterim. Kaldı mesela. ki abi, bu dünyada da benzer örnekleri var teknik direktör evriminin. Yani hatta Mourinho söylüyordu. Gittiğin ülkenin veya gittik imzaladığın kulübün futbol yapısına göre de değişiklik göstermen gerekir. O şehre gerekir. göre bir futbol oynatman, oynatman gerekir. gerekir. Çünkü ben yani Inter'de diyor şampiyonlar gibi şampiyonluğu yaşadım. Lig şampiyonu oldum ama Real Madrid'e geldiğimde Inter'deki oyunu oynatamazdım. Eğer oynatsaydım beni kovarlardı diyor. Otobüsü çekti orada. Evet Real Madrid'de bu olmaz diyor. Olmaz. Real Madrid kaybederken <laughs> bile futboldan Gol <laughs> atacağım, <laughs> atacağım diyor. 123 gol attı. Kötü örneğini söyleyeyim sana. Ben Aykut Hoca ile çalıştım kısa bir süre bile olsa. Biz Aykut Hoca'yı Ankara Spor'da oynarken Konyaspor'dan gelse de biz de böyle futbol oynasak pas, diye bakıyorduk. Pas pas pas. %60, %70. Bugünkü istatistikler o zaman olsaydı Konyaspor'un Spor'un Aykut Hoca ile oynadığı oyuna hayran kalırdınız. Evet. Dedik ya a sezon sonu bize geldi. Yine bir iki sene pas oyunu oynattı. Hoş beni gönderdi ama. Ondan sonra birdenbire bambaşka <laughs> bir şey... 80 derece dönüyor. Döndü. Şu anda Aykut Hoca'nın en son ne zaman çalıştırdığı takımdan keyifli futbol seyrettiğimizi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Bak ters bir evrim de var orada. Tabii terse gitmesi daha kötü zaten. Evet. Çok kötü. Bence var. Bir Anadolu kulübünde çalışıyorsan iki tane kriterim var. Bir, derbiler ne olacak? İki, oynattığın oyundan. Çünkü şampiyon olma şansın çok az oynattığın oyundan maça gelen taraftarların keyif, keyif alması. Bu iki karakteri Anadolu Kulübü'ndeyse sen tutturacaksın. Yoksa Erman abi şey çok kolay artık yani hani evet topun arkasına geçelim 11 kişi bekleyelim. İki tane kenar oyuncumuz hızlı bir şekilde rakip kaleye inmeye çalışalım. Konudan yani... konuya geçiyoruz. Trabzonspor'u bu sene şampiyon yapacak olan şey yapacak diyorum. Bence yaptı ama planlamadır. Yüzde <laughs> yüz. Yani şampiyonluk bir şeyi iyi yapmakla olmuyor. Hayır. İyi planlama, teknik direktör istikrarı. Bir sürü hikaye yazarız bununla alakalı. Mesela Konyaspor Spor şampiyonluğa oynuyor. Dün akşam da hmm. maç kaybetti. Ama planlama üzerinden gitmedi. Spontane, yani spontane gitti. Spontane oldu. Bir bu, anda orada buldular kendilerini. Bu ülkede çok güzel bir örneği vardır. Bu ülkenin en spontane şampiyonu Bursa Spor'dur. Bursa Akılda Spor yok. tarihinde ikincilik yok. Evet yok. Çünkü planlayarak gelmedi o sezonki şampiyonlar. O şartlar Birden getirdi. şartlar o sendeledi, bu sendeledi. Çok da iyi bir performans. Genç oyuncular, iyi yabancılar. Ertuğrul Hoca falan derken aradan sıyrıldı şampiyon oldu. Bir daha ikinciliği yok. Yok bir planlamanın şampiyonluğu değil, değil Spontane çok iyi performansların şampiyonluğu. Konyaspor'da bu sene yukarıya böyle gitti ama Trabzonspor'un bugünkü farkının sebebi planlama. Geçen sezondan almamız lazım. Evet. A A Ahmet Ağoğlu bir yerde bir şey söyledi. Ben futboldan anlamam dedi. Biraz evet, da esprili. Evet, evet. Çünkü futboldan anlarmış gibi röportajlarını da izledik. Biraz da esprili. Ama o şakanın altında bir gerçek Gerçeklik payı var. var. Hocayı yani bıraktım yani. Dedi ki ben hoca biliyor kardeşim ben değil dedi. Tekniği taktiği ona sorun dedi. Evet. Ağzına sağlık. Konudan konuya atladık. Bugün Fazil Trabzon'dan çok Fazil Süper Lig gibi, gibi oldu. Evet, <laughs> gibi i̇dare oldu. etsinler. Ee, şimdi Fazil Trabzonspor'u noktalayacağız hatırlatmamızı yaptıktan sonra. Yani haftaya yine önemli detayları Fazil Trabzonspor'da yine Erman abiyle konuşacağız. Çok da değişik olacağını tahmin etmiyorum. <laughs> Bu yani, evet, öyle gidiyor. Tutturun efsane bayışçısı SYKN 1977 sosyal bayısını paylaştığı kuponlarla takipçilerin Ocak ayında tam 242.367 lira kazandırdı. Sen de kazanmak istiyorsan yorumdaki linkten tuttura gel, sosyal bayısla fenomenleri takip et, ustaların yeni kuponlarını kaçırma diyoruz. Herkese mutlattılar diyoruz, hoşçakalın. sine özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, kampanya katıl butonuna tıkla, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin.